Senin ne işin var burada? Yardım edin. Ne yaptın lan sen? Sen bu toksik ilişkiden kurtulmak istiyor musun? Cevap veremediğine göre zor bir soru sordum galiba. Kurtulmak istemesem suç ortağımla işbirliği yapmazdım. Şu gizemli suç ortağın senin aklına, hatta kendi vicdanına karşı kullandığın bir mazeret olabilir mi? İlker'le yeniden ve sık sık görüşme mazeretin mesela. Çünkü bence bir mazerete ihtiyacın var. Yaptığın şeyin ne kadar yanlış olduğunu biliyorsun. Üstelik bu kimseye değil, önce kendine yaptığın bir yanlış. Herkesten çok kendine. Bunu içine sindiremiyorsun ve bir mazeret istiyorsun. Öyle bir mazeret olsun ki annene karşı kendini suçlu hissetme. Ben duygularım için değil, gerçek için çırpınıyorum de. Kendi kendine karşı suçlu hissetme. Bu haksızlık. Çok sert bu söyledikleriniz. Bu kadarını hak etmiyorum. Yalancı değilim ben. Vicdanımı kandırmak için kendime yalan söylemiyorum. Hem ne demek istiyorsunuz siz? O gerçek dediğiniz benim gerçeğim. Benim başıma geldi, benim. Ben kimseden, hiçbir şeyden kaçmıyorum. Ben gerçeği bulmak için koşuyorum. Yanlış yere koşuyorsun Ela. Seni yeniden etkisi altına aldı ve bunu yaparken bir milim bile esnemedi Ela. O adam bir milim geri adım atmadı. Sen anlattın, adam arabasını bile değiştirmedi. Senin için bu kadarını bile yapmadı. Çünkü bu bile kendinden taviz vermek onun için. Bu bile eğilip bükülmek. Adam öyle bir ego ki seni yeniden o arabaya bindirmek bile şovun bir parçası. Bu bile bir güç gösterisi. O arabaya binmen bu savaşı İlker Ilgaz'ın egosunun kazanması demek Ela. Yapma. Kendini de, duygularını da egosuna kurban etme. Ona bu zaferi yaşatma Ela. Büyük güne 24 saatten heyecan Doruk'ta. Gerilim demek istedim galiba. Dur bakalım, yarına daha çok var. Harun yapma artık, hala mı korkutuyorsun beni? Ya ne yani? Son dakikaya kadar küçük prensesini kara prensten kurtarma umudunu kaybetmeyecek misin sen? Kızlarına dair umut babalarının çağınındandır. İrem, İrem bu ne hal kızım? Ne oldu? Oh, yarını geçerdi ben. Böyle olmaz çünkü. Gelinliğime yakışmaz çünkü. Böyle gelin mi olur baba? Yaralı ben eli geçerdi mi yarına? Ne yaptı sana? Sana ne yaptı kızım? O yapmadı. O kız yaptı baba. O kız yaptı. Dün gecemizden önce o kızın yanına gitti yine beni bırakıp, ama bu sefer onların yanına bırakmayacağım. Bir tanem dur. Dur.
Dur kızım, sen gitmiyorsun. Sen gitmiyorsun, baban gidecek. Babam bu gece bu işi çözecek kızım. Baba. İrem. Sadece bunu kimin gözlerinde gördüğümü bilmiyorum. Bak. Gördün mü? O kadar zor değilmiş. Hadi. Hadi ama. Artık ikimiz için her şey çok farklı olacak. Artık kaçmak yok. Saklanmak yok. Yasak yok. En başından beri her şey hak ettiğimiz gibi olacak. Boşanacağım. Bu sefer gerçekten boşandılar. Yılan hikayesinde dönen aşkta son perde. Sosyetik güzel İrem Orhun'un intihar olayını hastane raporları sahte intihar dedi. Ve İlker Ilgaz intihar numarası yapan eşini affetmedi. Her şey ben nasıl istiyorsam öyle olacak Ela. Artık üç kişi değiliz. İrem yok. Sadece sen. Sadece ben. Artık bizim için soru işareti yok. Şüphe yok.
Çünkü sen bu arabaya binerken bir seçim yaptın. Beni seçtin. Bizi seçtin. Sen bana inanmayı seçtin. Sen beni akladın Ela. Sen beni mahkemeyi beklemeden akladın. Hey gidi Profesör Hanım, hey. Kim derdi ki Ilgaz Grubun hukuk departmanı başkanı gecenin bir saatinde makamını hırsız gibi boşaltacak? Yeterince tatmin oldun mu? Beni böyle küçük şeyler tatmin etmez. Merak etme, bir daha yüzümü görmeyeceksin. Aa, niye öyle diyorsun? Belki üçüncü sayfada görürüm. İsmail Ilgaz'ın eli kanlı sevgilisi Kanada'ya kaçarken yakalandı. Güzel haber. Çok tıklanır. İçin rahat olsun. Yurt dışı yasağım var. Emniyete 2 günde bir imza vereceğim. Ve sen ne dersen de benim elim kanlı değil hali. Aa. İsmail'in kanlı kazağını saklarken eldiven mi taktın? Titiz kadın. Duş al, kazağını sevgiline bırak. Ne özgüven. Tam koca anlık hareket. Acaba arkasından çitileyeceğini mi zannetti? Acaba kazağı gizlice sakladığını öğrendiğinde ne düşündü? Sen İsmail'le konuştun mu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Senden hep negatif enerji aldım. O bakışlarını hiç sevmedim. Sende olup da adını koyamadığım bir şey vardı. Meğer o adını koyamadığım şey kıskançlıkmış. Ama haklısın. Hikayeni bilseydim, birinci kadınken ikinci kadın olmak zorunda kaldığını bilseydim, ben de bana, senin bana baktığın gibi bakardım. Hale, seni benden daha iyi olduğun için tercih etmedi. Hiç gelmeyecek sıranı gölgemin altında beklerken kendini böyle mi teselli ettin sen? Hı? Bir şey söyleyeyim mi sana? İsmail seni o ilk evliliğinden olan çocuğun yüzünden, oğlun yüzünden tercih etmedi. Tek başına çocuğunu büyüten, genç ve bekar bir anneye soyadını verecek ha? Sen buna inandın mı? O canavarı tanıyıp gerçekten buna inandın mı?
Oğlunu bu yüzden mi apar topar Kanada'ya yolladın? Gözden uzak olursa İsmail unutur da şansım olur diye. Bak, çocuğumu bu işe karıştırma. Hı. Sen çok şanslı bir kadınsın. Ama oğlun daha şanslı. Dua et ki İsmail gibi bir cici babası olmadı. Sen gerçekten ondan nefret ediyorsun. Şu çöplerini toplayıp hayatımızdan defolup giderken yat kalk da sıranı kaptığım için dua et. Tamam anladım, sen pek konuşkan biri değilsin. Ben seni çözdüm ya. Sen böyle hani içine içine yaşayanlardansın. Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Vur kafasına, al ekmeği derler arkanızdan. Ama bak, ben senin gözünün içine bakarak konuşuyorum. Senin bana söyleyecek hiçbir şeyin yok mu? Ha? Biliyor musun? Ben en çok senin gibi böyle eziklerden korkarım. Böyle sessiz sedasız, kendi halinde, sıradan. Varlığı bile fark edilmeyecek kadar sıradan. Sizin gibiler bir şeyleri saklamak için saklanmak zorunda değildirler. Çünkü göz önündeyken bile yok gibisiniz. He? Sen de aylarca kendini böyle mi sakladın? O kızı dövdüğün geceden sonra gözümüzün önünde o zavallı kızın burnunun dibinde kimsenin gözüne batmadan sessiz sedasız yok gibi kendini sakladın. Değil mi? He? Her şeyi başlatan eli kanlı psikopat. Ben var ya, o kızın halini unutamadım. Biliyor musun? Hı? Günlerce, gecelerce rüyalarıma girdi. O kızın o hali gözlerimin önünden gitmedi. İnsan olan yapmaz dedim. İnsan olan bu kadarını yapmaz dedim. Sen yaptın. Sen sessiz sedasız o canavarlığını yaptın. Hani ben senin gibilerden korkardım diyordum ya. İşte tam da şimdiki gibi. Senin gibi bu sessizlikten korkarım. Çünkü bu sessizlik hep fırtına öncenin sessizliğidir. Gardiyan! Ne oluyor burada? Senin ne işin var burada? Yardım edin! Yardım edin! Ne yaptın lan sen? Efendim.
Hayır, bakın biz de sizden fazlasını bilmiyoruz zaten. Tamam, Hale Hanım uygun gördüğünde ailemiz adına yazılı bir açıklama yapacak. Durun tahmin edeyim. Boşluğuna gelmiş. Evet. Baba. Ben sana ne diyeyim? Nasıl yaptın bize bunu? Asu, Asu, Asu. Topla kendini. Ağlayacak vakit değil, tamam mı? Topla kendini, aç kulağına ve beni iyi dinle. Bu çok önemli. Asu. Kocana. Kocana güveniyor musun? Ne diyorsun baba? Kocana gözü kapalı güveniyor musun Asu? Sana, kızına, ailemize bağlılığından emin misin? Dürüstlüğünden emin misin? Eminim. Eminim ama. Ya baba, şu haline bak. Şimdi biz Cenk'e mi konuşacağız? Ne oluyor? Çünkü ben onun hırsından ve çalışkanlığından eminim. Baba ne oluyor? Asu, beni çok iyi dinle. Bu çok önemli. Asu. Çünkü bu hayatta artık sadece sana güveniyorum kızım. Sadece sana. Teşekkürler. Deja vu. Bana bu taktik bir yerden tanıdık geldi anne. Annen her zaman ilham veren bir kadın olmuştur. Ama kopya çektiğine pişman olacak. Asu, ne oldu, baban çok mu kötü? Yok. Üzüldüm biraz tabii. O zaman şimdi sıra bende. Bir şeyler öğrendik karımızdan. Öyle değil mi? Bak. Gel biz şunu eski karımdan yapalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.